Geçtiğimiz günlerde gökbilimciler çok önemli bir yıl dönümünü kutladılar. James Webb Teleskobu'nun yıl dönümünü. Kutlanmayı hak eden bir doğum günü. Çünkü bu teleskop diğerlerine benzemiyor. NASA tarafından Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın da katılımıyla geliştirilen James Webb, fırlatıldığı zamanki en büyük ve en pahalı teleskoptan başka bir şey değildi. James Webb, 25 Aralık 2021'de fırlatıldı. Teleskop bir ay içinde Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngesine ulaştı. Temmuz 2022'de yayınlanan ilk görüntüden sonra James Webb, gökbilimcilerin güzel keşifler yapmasına olanak tanıyan, hepsi diğerlerinden daha etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Sevgili gezgin, hoş geldiniz. Bugün bu rekor kıran teleskobun keşiflerinin rehberliğinde uzaya doğru baş döndürücü bir yolculuğa çıkıyoruz. Ancak yeni bir maceraya çıkmadan önce hiçbir şeyi kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler ve iyi yolculuklar. Evreni keşfetmek için yola çıkmadan önce, James Webb Teleskobu'nu bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Projenin tamamlanması 30 yıldan fazla sürdü. Bu doğru. Teleskop üzerindeki çalışmalar 1989'da başladı. Ve yine orijinal fırlatma tarihi 2013 olarak belirlendiğinde, 2011'de her şey neredeyse iptal ediliyordu. Peki bilim insanlarının işi neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü bu teleskobun tasarımı pek çok teknolojik zorlukla karşılaştı. Firavunvari bütçe aşımlarından bahsetmeye bile gerek yok. 2005'te 3 milyar Amerikan doları olarak tahmin edilen üretim maliyeti sonunda 10 milyar dolara ulaştı. Projede 10 bin kişi çalıştı ve hatta bazı bilim insanları tüm kariyerlerini James Webb'in tasarımına adadı. Ağırlığının 6 tondan fazla olduğunu ve ısı kalkanının bir tenis kortu büyüklüğünde olduğunu bildiğinizde bu gerçekten hiç de şaşırtıcı değil. Neyse ki bilim ve astronomi için teleskop nihayet gün ışığını gördü. Ve 25 Aralık 2021'de Fransız Guyana'sındaki Koro üssünden Ariane 5 roketiyle fırlatıldı. Daha sonra L2 noktası olarak adlandırılan Lagrange noktasının etrafında, Güneş'in karşı tarafında, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirildi. Bu konumlandırmanın teleskobun uzayda hayatta kalması için çok önemli olduğunu göreceksiniz. Teleskobun fırlatılması biraz hassas bir iştir. Ariane roketinin 5 metre çapındaki burun konisine sığabilmesi için teleskobun katlanması gerekiyordu. Origami teleskop lakabı da tam da buradan geliyor. Ana ayna 3 büyük parçaya bölündü ve güneşlik katlandı. Bilim insanları için stresli olan şey, James Webb'in Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzakta, herhangi bir müdahale olasılığı olmadan kendi kendine açılmak zorunda olmasıydı. Bu birikti. Çünkü Selefi Hubble onarılmak için birkaç uzay görevinden yararlanmıştı. James Webb'in görevi 5 yıl olarak belirlendi. Ancak enerji rezervleri L2 noktasındaki konumunu en az 10 yıl boyunca korumasına izin verecek. Teleskop görevini tamamladığında ortaya harika görüntüler çıkacak. James Webb Teleskobu'nun ilgi çekici yanı, kızılötesi görüntüler elde edebilmesidir. Yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin kızılötesi radyasyonu uzayı anlamak için çok önemlidir. Ancak Dünya'nın atmosferi bunun bir kısmını engeller. Bu nedenle Dünya'dan kızılötesi gözlem yapmak pek mümkün değildir.
NASA tarafından 1983 yılında yörüngeye yerleştirilen IRAS Kızılötesi Teleskobu bu konuda bir öncü oldu. Bu nedenle bilim insanları James Webb Teleskobu'nun tasarımı üzerinde düşünmeye başladıklarında, doğal olarak Kızılötesi gözlem için optimize edilmiş, güçlü bir teleskop tasarlamak istediler. James Webb Teleskobu'nun fırlatılması birçok amaca hizmet etmektedir. Görevi sırasında James Webb, çeşitliliklerini gözlemlemek ve oluşumlarını anlamak için büyük patlamadan hemen sonra ortaya çıkan ilk galaksilere odaklanacak. Ayrıca dış gezegenleri ve atmosferlerini inceleyerek dünya dışı yaşama işaret edebilecek biyo imzalar arayacak. Ayrıca Mayıs 2022'de bir dizi teleskop tarafından üretilen görüntüleri tamamlamak için Samanyolu'nun merkezinde bulunan Sagittarius A kara deliğini de gözlemleyecek. James Webb Teleskobu tasarım projesi, 24 Nisan 1990 tarihinde fırlatılan Hubble Teleskobu'nun yerini almak üzere başlatılmıştır. Hubble öncelikle görünür ışığa odaklanırken, James Webb'in dört bilim aracı özellikle kızılötesi ışığı yakalamak üzere tasarlanmıştır. 3 Mart 2016'da dünyadan 13.4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve şimdiye kadar gözlemlenen en uzak galaksi olan GNZ-11 galaksisini ayırt eden bir Hubble görüntüsü yayınladı. Ancak biz sadece şekilsiz kırmızı bir nokta görebiliyoruz. Çünkü bir galaksi ne kadar uzaksa teleskoplarımız da o kadar kırmızı görünür. Bu kırmızıya kayma olgusudur. Evren genişliyor, ışık dalgaları geriliyor. Bir nesne bize ne kadar yakınsa, ışık dalgaları o kadar sıkıştırılır. Bu nedenle mavimsi görünecektir. Çünkü kısa ışık dalgaları mavidir. Aksine bir nesne ne kadar uzaktaysa, ışık dalgaları o kadar genişleyecektir. En uzun görünür dalga boyları kırmızıdır. Hubble'daki aletler bu kızılötesi dalgaların bir kısmını ayırt edebilmektedir. Ancak bu büyük patlamadan 500 milyon yıl sonrasından daha uzak değildir. James Webb bu nedenle kızılötesi aralığın daha da ötesini ve dolayısıyla geçmişi görmek üzere tasarlanmıştır. James Webb'in gözlemleri yakın ve orta kızılötesine odaklanmıştır. Hubble'ın aksine ne mor ötesi ne de görünür ışık spektrumunun tamamını gözlemleyebilir. Bu nedenle 0.6 ila 28 mikrometre arasındaki dalga boylarını inceler. Çok eski galaksilerin ışığını yakalamak zor olduğundan, James Webb, Hubble'dan 3000 kat daha uzaktaki bir yörüngeye yerleştirilmiştir. Basit bir nedenden dolayı Lagrange noktası etrafında yörüngeye yerleştirilmiştir. Kızılötesinde ısı yayan herhangi bir nesneyi gözlemleriz ve James Webb'in kendi radyasyonunu veya Dünya, Güneş ve hatta Ay tarafından yayılan termal enerjiyi yakalamasını istemeyiz. Teleskobun Dünya ve Güneş'e bakan tarafı, Güneş kalkanı olmadan 110 santigrat dereceye kadar yükselebilir. Ancak teleskobun yörüngesinin konumlandırılmasının yanı sıra, bu da yaklaşık eksi 240 santigrat derecelik bir sıcaklıkta tutulmasını sağlar. Eğer Güneş kalkanı bir güneş kremi olsaydı, 10 milyon koruma faktörüne sahip olurdu. Peki kızılötesinde ne gözlemlemeye çalışıyoruz? Astronomlar her şeyden önce uzayla ilgili bilgilerini geliştirmeyi umuyorlar. Büyük patlamadan sonra ilk yıldızların ve ilk galaksilerin oluşum süreci, galaksilerin evrimini yöneten süreçler, süper kütleli kara deliklerin oluşumu ve bileşimi, dış gezegenlerin atmosferinin bileşimidir. Gökbilimcilerin evrenin mekanizmalarını anlamak için çok çaba sarf ettikleri söylenmelidir.
James Webb başlı başına gerçek bir teknolojik başarıdır. Alınan ışığı yoğunlaştıracak 6.5 metre çapında devasa bir ayna ve onu yakalayıp analiz edecek 3 görüntüleyici ve bir spektrografla donatılmıştır. Çalışmak için düşük bir ortam sıcaklığına ihtiyaç duyan bu ölçüm araçları, tenis kortu büyüklüğünde devasa bir güneş kalkanıyla korunuyor. Teleskop Lagrange noktası üzerinde saniyede 1 kilometre hızla hareket ediyor ve bu noktayı 6 ayda turluyor. Aynı zamanda Dünya'nın güneş etrafındaki hareketine de eşlik ediyor. Ve böylece 365 günde Dünya'nın etrafını dolaşıyor. Fırlatılmasının üzerinden bir yıldan biraz daha uzun bir süre geçen James Webb Teleskobu, şimdiden tüm beklentileri aştı. Çok uzak galaksilerin ve yıldızların ilk kez bu kalitede görülebilen nebulalarının eşi benzeri görülmemiş görüntülerini ortaya çıkardı. Ayrıca Güneş sistemimizdeki Jüpiter ve Neptün gibi gezegenlerin daha önce hiç bu kadar hassas bir şekilde fotoğraflanmamış görüntülerini de sağladı. Gökbilimciler çok şaşkın. James Webb herhangi bir teknik sorunla karşılaşmadı ve aletleri umduğumuzdan daha da verimli. Birazdan göreceğiniz ve James Webb tarafından üretilen görüntüler normalde çıplak gözle görülemez. Çünkü kızılötesinde göremeyiz. Bu görüntüler astronomlar tarafından renklendirildi. Böylece genel halk tarafından takdir edilebilecekler. Onları keşfetmeye hevesli olmalısınız. İşte başlıyoruz. James Webb Teleskobu'ndan gelen ilk görüntü 12 Temmuz 2022'de açıklandı. Bu görüntü SMAGS-0723 galaksi kümesinin 4.6 milyar yıl önceki halinin bir fotoğrafı. NASA tarafından uzak evrenin bugüne kadarki en derin ve en keskin kızılötesi görüntüsü olarak tanımlanan bu görüntü, tarihi bir önem taşıyor. Ancak Planck uydusu 2013 yılında evrendeki en eski fotonlar olan kozmik mikrodalga arka planını fotoğrafladığından bu şimdiye kadarki en derin görüntü değil. İlk James Webb görüntüsüne dönecek olursak, SMAGS-0723, Dünya'dan 4 milyar ışık yılından daha uzakta bulunan kompakt bir galaksi kümesidir. Fotoğraflanan alan aslında bir kum tanesinden daha büyük değil. Şaşırtıcı. Bu görüntü hassasiyeti açısından etkileyicidir. Hubble tarafından gözlemlenen 5 galaksi yerine 19 galaksi görülebiliyor. Ama sadece bu kadar değil. Aynı zamanda Albert Einstein tarafından tanımlanan genel göreliliğin bir etkisini kütle çekimsel merceği de gösteriyor. Kütle çekimsel mercek etkisi, ışığın bir kütle tarafından saptırılmasıdır. Yani gezegen, galaksi veya galaksi kümesi tarafından. Daha somut bir ifadeyle çok büyük bir gök cismi bir gözlemci ile uzaktaki bir ışık kaynağı arasında olduğunda kütle çekimsel mercek yakınından geçen ışık ışınlarını saptırır ve gözlemcinin aldığı görüntüleri bozar. Mercek etkisi nedeniyle 19 galaksiden 14'ü görüntüde 3'e katlanmış, ikisi 4'e katlanmış ve hatta birinin 5 görüntüsü vardır. Bu ilk James Webb görüntüsü, Hubble tarafından sağlanan görüntülerden daha keskin ve daha ayrıntılı olduğu için bilim insanlarının kozmik ilkbaharda, yani galaksilerin aktif olduğu, birbirleriyle etkileşime girdiği ve birleştiği, henüz daha büyük spirallerle genişlemediği, uzak geçmişte var olan galaksilerin daha doğru modellerini oluşturmak için uzak galaksilerdeki yıldız kümelerinin yaşlarını ve kütlelerini ölçmelerine yardımcı olabilir. Bu ilk derin alan görüntüsünden sonra teleskop yeni keşifler yapmaya devam etti. James Webb'in önemli keşiflerinden biri, WASP-39b öte gezegeni ile ilgilidir.
teleskop tarafından bu gezegenle ilgili olarak aktarılan veriler, gezegenin atmosferinde karbondioksit bulunduğunu gösteriyor. Bu sadece bir öte gezegenin atmosferinin bugüne kadarki en detaylı analizi değil. Aynı zamanda karbondioksitin ilk kez tespit edilmesidir. Başak takım yıldızında 700 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-39b, Satürn'e benzeyen ve Jüpiter'in dörtte biri kütleye sahip sıcak bir gaz devidir. Güneşine Merkür'ün bizimkine olduğundan bile daha yakın bir yörüngede dönüyor. Dış gezegen, Güneş'inin önünden geçerken, yıldızın ışığı atmosferinden geçerek, bilim insanlarının spektrumunu ve dolayısıyla kimyasal bileşimini incelemelerine olanak tanır. Böylece karbondioksit tespit edilmiştir. Güneş sistemi dışında bir ilk. Ancak bu molekül yaşamla bağlantılıysa, WASP-39b'nin yaşanamaz olduğu açıktır. Gaz halinde bir gezegen ve sıcaklığı 870 santigrat derecenin üzerinde. Bu keşif gökbilimciler için bu kadar heyecan verici ise, bunun nedeni bize Güneş sistemimizinkilerden başka gezegenlerde, özellikle de Dünya'nınkine daha benzer özelliklere sahip kayalık dış gezegenlerde karbondioksit tespit etmenin mümkün olduğunu göstermesidir. James Webb, WASP-39b'nin atmosferinde sadece karbondioksit değil, aynı zamanda sülfür dioksit tespit etmiştir. Bu molekülün tespit edildiği ilk dış gezegen yine budur. Açıkçası WASP-39b tüm rekorları alt üst ediyor. Sülfür dioksit, yıldız tarafından gönderilen yüksek enerjili fotonlar tarafından üretilen kimyasal bir reaksiyondan, başka bir deyişle dünyada olduğu gibi bir fotokimya fenomeninden kaynaklanıyor olabilir. Bir hatırlatma olarak fotokimya fotosentezle ilgilidir. James Webb, bu öte gezegenin başka özelliklerine de dikkat çekmeyi başarmıştır. Atmosferinde bulutlar tek düze bir örtü yerine parçalar halinde olacak ve atmosfer ne metan ne de hidrojen içerecektir. Sodyum, potasyum ve su buharı içerecektir. Tüm bu gözlemler, dış gezegenlerin atmosferini yöneten kimyayı daha iyi anlamak için çok önemli. Gökbilimciler, öte gezegenlerin atmosferik evrimini daha iyi anlayarak, bu yıldızların oluşum ve evrim modellerini oluşturmayı umuyorlar. WASP-39b ile ilgili olarak, bilim insanları James Webb tarafından iletilen verilere dayanarak oluşumunu izleyebildiler. Gezegen, bir öte gezegen oluşturmak üzere birleşen çok küçük kayalık cisimlerin çarpışmasıyla oluşmuş olabilir. Evrimi sırasında gezegen daha sonra Güneş'ine yaklaşmış olabilir. 12 Temmuz 2022'de James Webb teleskobu da Carina bulutsusunun bir görüntüsünü yayınladı. Renklendirilmiş fotoğrafta parıldayan yıldızlarla beneklenmiş dağlar ve vadilerden oluşan bir manzara gibi görünüyor. Gerçekte bu, NGC 3324 olarak adlandırılan Carina bulutsusundaki genç bir yıldızın oluşum bölgesi. Bu bulutsu daha önce Hubble tarafından fotoğraflanmıştı. Ancak görüntüler çok daha az kesindi. Bir bulutsu, yıldızlar arası gaz ve toz bulutudur. Bulutsular, ya kendilerini oluşturan gazdan ışık yaydıkları için, ya da yıldızların ışığını yansıttıkları için parlaktırlar. Ancak ışık yaymayan karanlık nebulalar da vardır. 1920'lere kadar nebula terimi dağınık görünümlü herhangi bir gök cismini tanımlamak için kullanılıyordu. Ancak bilim insanları bazı cisimlerin sadece kullanılan gözlem aletleri nedeniyle dağınık bir görünüme sahip olduğunu fark etti. O zamandan beri nebula terimi, yıldızlar arası ortamın özellikle gaz veya yıldızlar arası toz bakımından zengin bölgelerini tanımlamaktadır. Nebulalar,
evrene enkaz saçacak bir süpernova patlamasının ardından oluşur. Bu enkaz bir gaz ve toz bulutu oluşturur. Adına nebula denir. Carina bulutsusu dünyadan 7600 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Güney yarım kürenin gökyüzünde gözlemlenebilir. Bir tür yıldız fidanlığı olarak kabul ediliyor. Bu bulutsuda yıldızlar sürekli doğar ve ölürler. Geçtiğimiz günlerde NASA, James Webb tarafından üretilen görüntüde gömülü bir hazine keşfettiğini duyurdu. Analizi, gökbilimcilerin Güneş gibi bir yıldızın oluşumuna yol açan süreçleri anlamalarına yardımcı olabilecek. Özellikle genç yıldızlar. Çünkü fotoğrafın hassasiyeti, bir yıldızın ortaya çıkmasından önceki toz disklerini bile görmemizi sağlıyor. Nebulalar, yıldızların doğuşuna elverişlidir. Kütle çekiminin etkisiyle gaz ve toz bir araya gelerek bir top oluşturur. Bu topun içindeki gazlar çok hızlı döner ve ısıyı artırır. Daha sonra nükleer bir reaksiyon meydana gelir. Gaz topu bir yıldıza dönüşür. ...12 Eylül 2022'de James Webb Teleskobu, Messier 42 veya M42 olarak da adlandırılan, bize en yakın bulutsu olan Orion bulutsusunun bir görüntüsünü ortaya çıkardı. Samanyolu'nda Dünya'dan yaklaşık 1350 ışık yılı uzaklıkta bulunan Orion Nebulası, Dünya'dan bir teleskop veya refraktörle görülebilir. Bulutsunun en parlak bölümü olan trapezyum kümesi dürbünle bile gözlemlenebilir. James Webb tarafından çekilen ve renklendirilen fotoğrafta, bulutsunun içindeki gaz ve toz duvarı olan Orion çubuğunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Fotoğrafta Orion çubuğunun hemen önünde yer alan en parlak iki yıldız trapezyum kümesine aittir. Bu yıldızlar 300 bin yıl önce Orion bulutsusunda doğmuşlardır. Sıcak ve büyük kütlelidirler. Yoğun mor ötesi radyasyonları Orion çubuğunu yavaşça aşındırarak ve daha az yoğun filamentleri süpürerek çevredeki tüm manzarayı bozar ve şekillendirir. James Webb'den önce Hubble tarafından çekilen resimlerde trapezyum kümesinin en parlak yıldızlarının nebulada büyük bir oyuk bile açtığını görebiliyorduk. James Webb, kızılötesi ışığı gözlemlediği için nebulayı gizleyen toz katmanlarını görebildiğinden daha hassas görüntülere olanak tanıyor. Görüntü, aynı zamanda Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 40 katı büyüklüğünde bir protoplanet diske sahip bir yıldız kozasını da gösteriyor. Bu koşullar, 4.5 milyar yıl önce Güneşimizin ve gezegenlerinin doğmasına olanak sağlayan koşullara benzemektedir. Orion Nebulası'nın görüntüsü, Carina Nebulası'nınki gibi Güneş sistemimizin oluşumunu anlamak için çok önemli olacaktır. Özellikle de araştırmacılara göre, evren şimdikinin yarısı yaşındayken, en çok sayıda galaksi, Orion Nebulası'na benzer nebulalar içeren yıldız patlaması galaksileriydi. NASA tarafından 6 Eylül 2022'de bir başka nebula görüntüsü daha yayınlandı. Büyük Magellan Bulutu, Cüce Galaksisi'nde Dünya'dan 161 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan ve 30 Doradus olarak da bilinen Tarantula Nebulası'nın görüntüsü. Tarantula Nebulası, Samanyolu'ndan çok uzak olmayan tüm galaksiler grubundaki en büyük ve en parlak yıldız oluşum bölgesidir. Ve bilinen en sıcak ve en büyük yıldızlara ev sahipliği yapmaktadır. Evrenin bu bölgesinde yıldızlar baş döndürücü bir hızla doğmaktadır. Tarantula Nebulası gökbilimciler için özellikle ilginçtir. Kimyasal bileşimi, kozmos sadece birkaç milyar yaşındayken, yıldız oluşum çağının zirvesindeyken gözlemlenebilen devasa yıldız oluşum bölgelerine benzemektedir.
James Webb tarafından çekilen fotoğraf, NIRCam aracı sayesinde daha önce hiç görülmemiş binlerce genç yıldızı gözler önüne seriyor. Hubble bu bulutsunun fotoğraflarını daha önceden çekmişti. Ama tozla örtülü bu yıldızlar gözlemlenememişti. Görüntünün merkezinde bulutsunun boşluğunu ve mavi renkte titreşen büyük kütleli genç yıldız kümesini görebilirsiniz. Boşluk, enerji dolu olan ve bu nedenle on binlerce yıl önce içinde doğdukları malzemeyi geri iten bu yıldızların nefesiyle oluşmuştur. Genç yıldız kümesinin etrafındaki en yoğun toz alanları oluşum halindeki protostarları gizlemektedir. Carina bulutsusu ve Orion bulutsusu görüntüleri gibi bu görüntü de gökbilimcilerin yıldız oluşumunun ardındaki süreçleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Gözlemlememiz gereken son bir nebula görüntüsü daha var. Bu kez 12 Temmuz 2022'de yayınlanan ve NGC 3132 veya Caldwell 74 olarak da adlandırılan Güney Halkası Gezegenimsi Bulutsusu. Gezegenimsi bulutsular, gökbilimciler bir zamanlar onları gezegen zannettikleri için bu şekilde adlandırıldılar. Ömürlerinin sonuna gelmiş dev yıldızlar tarafından yaratılan, kararsız hale gelen ve üst katmanlarını fırlatmaya başlayan büyük gaz bulutlarıdır. Gezegenimsi bulutsular 50 bin yılda ya da bazen daha kısa sürede dağılırlar. Güneş gibi cüce yıldızların ortalama ömrünün 10 milyar yıl olduğu düşünüldüğünde bu oldukça kısa bir süredir. Gezegenimsi bulutsuları gözlemleme olasılığı çok düşük gibi görünse de gerçekte o kadar da düşük değildir. Çünkü sadece bizim galaksimizde 200 ila 400 milyar arasında yıldız vardır. Bu nedenle 1500'den fazla gezegenimsi bulutsudan haberdarız. Güney Halkası Gezegenimsi Bulutsusu, Dünya'dan yaklaşık 2500 ışık yılı uzaklıkta Peçeler takım yıldızında yer almaktadır. James Webb görüntülerinin inanılmaz hassasiyeti, bilim insanlarının bu gezegenimsi bulutsusunun ölen tek bir yıldızın değil, iki yıldızın sonucu olduğunu görmelerini sağladı. Evet, söz konusu yıldız ikili bir sistemin parçası. İkinci yıldız, nebulanın kalbinde yer alan ve beyaz cüceye dönüşen ölmekte olan yıldızdan daha parlak olduğu için gaz ve tozu asimetrik desenler halinde şekillendirerek nebulanın görünümünü etkileyen ikinci yıldızdır. İkinci yıldız da tozla çevrilidir. Bu nedenle o da ölerek bir gezegenimsi bulutsu oluşturacaktır. Bilim insanları James Webb'ten nebula içinde nebulayı gösteren fotoğrafları sabırsızlıkla bekliyor. Ne yazık ki bu yıldız hala birkaç milyon yıl yaşayabilir. Bu nedenle büyük olasılıkla bu fenomeni asla görme fırsatımız olmayacak. Bu arada NIRCam'in etkileyici manzaralar ortaya koyan görüntüsüne doyamıyoruz. Madde yayları, toz perdeleri, oluşum halindeki yıldızlar tarafından yayılan dokunaçlar. James Webb Teleskobu, çeşitli alanlardaki araştırmaları ilerletmek üzere tasarlanmıştır. Bilim insanlarının yıldızların doğuşunu ve öte gezegenlerin oluşumu ve evrimde iş başında olan mekanizmaları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Ama sadece bu değil. James Webb'in ana görevlerinden biri, büyük patlamadan hemen sonra ortaya çıkan ilk galaksilerin ışığını tespit etmektir. Gökbilimciler ilk galaksileri gözlemleyerek galaksilerin oluşumu ve evrimi hakkında ve aynı zamanda bir bütün olarak evren hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyorlar. Bu görev Hubble tarafından gerçekleştirilemezdi. James Webb, yakın ve orta kızıl ötesini görebildiği için sadece zamanda daha geriye gidip oluşum halindeki ilk galaksileri gözlemlemekle kalmıyor, aynı zamanda Hubble'a kalın toz bulutlarının
ardında gizlenmiş gibi görünen galaksileri ve diğer nesneleri de inceleyebiliyor. Bu görevi yerine getirmek için James Webb, 4 bilimsel araçla donatılmıştır. 3 tanesi yakın kızılötesini ve 1 tanesi de orta kızılötesini görebilmektedir. MIRI, diğer aletleri tamamlayıcı niteliktedir ve büyük önem taşıdığı kanıtlanmıştır. Yine de bu alet neredeyse hiç inşa edilmedi. Evet, James Webb tasarım projesinin başlangıcında böyle bir aletin mümkün olabileceğini hayal etmemiştik. O zamanlar sadece yakın kızılötesi biliniyordu. Peki astronomlar için en eski galaksileri bulmak neden bu kadar önemli? Çünkü kozmik şafak hakkında kozmosun ilk yıldızlarla birlikte karanlıktan çıktığı erken evrenin o çok uzak dönemi hakkında bir şeyler ortaya koyabilirler. Büyük patlama yaklaşık 13.7 milyar yıl önce meydana gelmiş olmalı. Bunu evrenin soğuduğu uzun bir karanlık evresi takip etmiş olmalıdır. Ardından yaklaşık 100 milyon yıl sonra kütle çekiminin etkisiyle madde bazı yerlerde yoğunlaşarak ilk yıldızları oluşturacak ve bunlar da ilk galaksileri meydana getirecekti. Ama nasıl? Evrenimizin bu evrimlerinin kökenindeki fiziksel süreçler nelerdir? Bunlar gökbilimcilerin kendilerine sordukları ve dünyamızın kökenini daha iyi anlamak için yanıtlarını almak istedikleri sorulardır. James Webb tarafından rapor edilen görüntüler ve veriler gökbilimcileri hayal kırıklığına uğratmadı. Dahası bu gözlemler ilk galaksiler hakkında düşündükleri her şeye meydan okudu. James Webb verilerinden elde edilen bilgiler ilk galaksilerin beklenenden daha önce oluştuğunu gösteriyor. Buna ek olarak galaksiler astronomların hayal ettiklerine kıyasla özellikle çok sayıda ve parlak görünüyorlar. Evet, astronomların modelleri galaksilerin bu kadar parlak, evren tarihinin bu kadar erken bir döneminde ve özellikle de bu kadar çok sayıda olduğunu öngörmemişti. Modellere göre James Webb'in bulduğu parlaklıkta ve kütlede çok sayıda galaksi bulmak için çok daha geniş bir alanı araştırmak gerekirdi. Gökbilimciler erken evren hakkında her zaman çok kaotik bir görüşe sahip olmuşlardır. Ancak James Webb'in gözlemleriyle ortaya çıkan şey, ilk galaksilerin çok düzenli ve çok sakin olduğudur. Galaksilerin oluşumuna dair mevcut anlayışa meydan okuyan gözlemler. Mevcut model, James Webb aracılığıyla gözlemlenenden biraz farklıdır. Astronomlar, galaksilerin kökeninde karanlık madde halelerinin oluştuğuna inanmaktadır. Bu haleler, normal maddeyi, yani hidrojen gazını biriktirecek, bu da yoğunlaşarak ilk nesil yıldızları ve galaksileri oluşturacaktır. Ancak böyle bir model bu kadar çok galaksinin bu kadar hızlı oluşmasını açıklayamaz. James Webb tarafından gözlemlenen yaşlı galaksiler arasında birkaç galaksi özellikle parlak görünüyor. Bunlar büyük patlamadan 450 ve 350 milyon yıl sonra zaten mevcut oldukları için gözlemlenen en yaşlı galaksilerdir. Bizden 33 milyar ışık yılından daha fazla uzakta bulunan Yades GSZ-13-0 büyük patlamadan 200 milyon yıldan biraz daha sonrasına ait olduğu için en eski galaksi olacaktır. Böylece büyük patlamadan 400 milyon yıl sonra ortaya çıkan GNZ-11'in uzun yıllardır elinde tuttuğu en eski galaksi rekorunu kıracaktır. Ancak evren sadece 13.8 milyar yaşındayken Yades nasıl bu kadar uzakta olabilir? Işığın 13.6 milyar yıllık seyahat mesafesiyle galaksiyi büyük patlamadan 200 milyon yıl önceki haliyle görüyoruz. Ancak evrenin genişlemesi nedeniyle gerçek uzaklığı 33.6 milyar ışık yılı. Genişleme ile kastettiğimiz genişlemedir.
Evrenin bu genişlemesi, uzayın genişleme hızının ışık hızından daha fazla olmasına neden olur. Bu, Yades'in bir gün gözlemlenebilir evrenimizi terk edeceği anlamına gelir. Gözlemlenen diğer ilkel galaksiler, ilkinden 100 milyon yıl sonra oluşmuş olmalı. Samanyolu'ndan daha küçük olan bu galaksiler, gazı çok hızlı bir şekilde yıldızlara dönüştürüyor. Gökbilimciler için bu büyük bir gizem. Görünüşte büyük olan bu antik galaksiler, nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar çok yıldız oluşturabilmiştir? Mevcut modellere göre büyük patlamadan sadece 100 milyon yıl sonra oluşmaya başlamış olmaları gerekirdi. Ya da belki bu galaksiler bildiğiniz ve dünyadan gözlemlediğiniz yıldızlardan farklı olan 3. popülasyon yıldızlarına ev sahipliği yapıyordur. Bu ilk yıldızlar teorik olarak kalmaya devam ediyor. Hiç gözlemlenmediler. James Webb'in ortaya çıkardığı bir başka sürpriz antik galaksilerdir. Hubble'ın görüntülerinin önerdiğinin aksine düzensiz şekilli galaksiler değil, bizimkiler gibi muhteşem spiral galaksiler. Gökbilimciler bunu yıldızların oluşumunu daha iyi anlamak için bir fırsat olarak görüyorlar. Bu galaksilerin henüz evrimlerinin başında olduklarını doğrulayan şey, James Webb tarafından gözlemlenen ilkel galaksilerin metaller bakımından Samanyolu'ndan 100 kat daha az zengin olduğunu ortaya koyan Nirspec ölçümleridir. Ancak bu metaller yıldızlar tarafından dövülmektedir. Gözlemlenen en uzak galaksilerin başında, Temmuz 2022'de James Webb teleskobu tarafından keşfedilen GLASS-Z13'ü buluyoruz. GLASS-Z13'ün kırmızıya kayma ölçümü, Dünya'dan yaklaşık 13.4 ila 13.5 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğunu gösterdi. Bu, Dünya'dan gözlemlediğinizde bu galaksiyi büyük patlamadan yaklaşık 300 ila 400 milyon yıl önceki haliyle göreceğiniz anlamına geliyor. Bununla birlikte hala kırmızıya kaymasının spektroskopi ile doğrulanmasını bekliyoruz. Eğer doğruysa bu galaksi beklenenden daha da uzak. GLASS-Z13 bir proto galaksidir. Yani çok güçlü bir yıldız oluşumuyla karakterize edilir. Yaklaşık 3260 ışık yılı büyüklüğü ve yaklaşık 1 milyar güneş kütlesiyle küçük ve nispeten düşük kütlelidir. GLASS-Z13, James Webb'in NIRCam aracı tarafından gözlemlenmiştir. Teleskop, en zayıf parıltıyı yakalamak için uzun bir pozlama süresiyle çekilen, daha geniş bir görüntü olan derin alan aracılığıyla onu tespit edebildi. Görüntü, insan gözünün teleskop tarafından görüleni görebileceği şekilde çevrildi. Görünür spektruma çevrildiğinde oldukça bulanık, beyaz bir merkeze sahip, kırmızı dairesel bir şekil gözlemleyebiliyoruz. GLASS-Z13'ün ne zaman oluştuğunu söylemek henüz mümkün değil. Gökbilimciler, böylesine büyük bir galaksinin büyük patlamadan bu kadar kısa bir süre sonra nasıl var olabildiğini anlayamıyorlar. GLASS-Z13'ü keşfeden ekibin üyeleri arasında ultra-diffuse galaksiler muamması üzerinde çalışan Peter Van Dokkum'da bulunuyor. Gökbilimciler için ultra-diffuse galaksilerin oluşumu bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Bu yıldızların varlığı, özellikle Nobel Fizik Ödülü sahibi James Pebbles tarafından teorize edilen galaksilerin karanlık maddeden doğduğu teorisini sorguluyor. Peter Van Dokkum'a göre, GLASS-Z13 gözlemlendiğinde evren şu anki yaşının yalnızca %2.5'i kadardı. Çalışmanın onaylanmasını bekleyen gökbilimciler, büyük galaksi oluşumunun daha önce düşünülenden çok daha erken başlamış olabileceğinden şüpheleniyor. Galaksilerden bahsetmişken, James Webb teleskobu özellikle etkileyici bir galaksiyi,
Hayalet Galaksi lakaplı M74 veya Messier 74 galaksisini gözlemlemeyi mümkün kıldı. Peki adı neden böyle? Düşük yüzey parlaklığı nedeniyle fark edilmesi zordur. M74, balık takım yıldızında Dünya'dan 32 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan harika tasarımlı bir spiral galaksidir. Bu düzensiz yapılı diğer sarmal gökadaların aksine, belirgin ve iyi tanımlanmış sarmal kollara sahip olduğu anlamına gelir. James Webb tarafından değil, 1780 yılında Fransız gökbilimci Pierre McCain tarafından keşfedilmiş ve daha sonra Charles Messier tarafından gözlemlenmiştir. Dolayısıyla adı da buradan gelmektedir. Hubble bu galaksiyi fotoğraflama girişiminde bulunmuştu. Ancak görüntüler çok net değildi. James Webb'in 30 Ağustos 2022'de yayınladığı ve amatör gökbilimci Judy Schmidt tarafından yeniden düzenlenen görüntüler daha nettir. Schmidt, Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter üzerinde çalışmıştır. James Webb, galaksinin çekirdeğinin şaşırtıcı derecede net görüntülerini üretmek için gaz ve toz parazitini kesebildi. Bu görüntüler bazı şaşırtıcı şeyleri ortaya çıkardı. Özellikle M74'ün gaz ve toz filamentlerini barındıran spiral kollarının galaksinin merkezinden dışarı doğru kıvrıldığını görebiliyoruz. Merkez bölgede gaz eksikliği vardır. Özellikle parlak bölgeler H2 bölgeleri olarak bilinen yıldız oluşum bölgeleridir. Bunlar aslında içlerinde bulunan genç sıcak yıldızların mor ötesi radyasyonuyla parlak hale gelen devasa hidrojen gazı bulutlarıdır. Tek bir görüntüde çok çeşitli özellikler gözlemlenebilir. En yaşlı yıldızlar merkeze doğru kırmızı olanlar, en genç yıldızlar spiral kollardaki mavi olanlar ve oluşum halindeki yıldızlar H2 bölgelerinin kırmızı kabarcıklarıdır. Oldukça etkileyici gözüküyor. Bu, gökbilimcilere yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğunu anlama arayışlarında büyük bir destek vermelidir. James Webb ayrıca daha önceden bilinen ancak daha önce hiç bu kadar net ve kesin olarak gözlemlenmemiş bir galaksinin etkileyici görüntülerini de üretti. Araba tekerleği galaksisi. Güney yarımkürede heykeltıraş takım yıldızında 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bu galaksi, tekerlek şeklinde olduğu için bu şekilde adlandırılmıştır. James Webb'in Miri ve NIRCam araçlarından gelen gözlemleri birleştiren bileşik görüntü, bu galaksinin oluşumunun daha iyi anlaşılmasını ve gelecekteki evriminin tahmin edilmesini sağladı. Gökbilimcilere göre, bu galaksi Samanyolu gibi spiral bir galaksi olarak başlamış, daha sonra daha küçük bir başka galaksiyle yüksek hızla çarpışarak bu garip şekli almış olabilir. Çarpışma yaklaşık 400 milyon yıl önce gerçekleşmiş olmalı. Çarpışmanın merkezinde bir çakıl taşının suya düşerek oluşturduğu eş merkezi dairelerdeki dalgalanmalara benzeyen iki halka oluşmuştur. Merkezdeki ilk halka çok parlaktır ve Hubble'ın görüntülerinde gaz ve toz bulutları tarafından gizlenen kaynayan yıldız kümelerini ortaya çıkarır. Dıştaki ikinci halka 440 milyon yıldır genişlemektedir. Genişlemesinin etrafındaki gazla çarpışarak maddenin şiddetli bir şekilde sıkışmasına neden olan halka yıldız oluşumunu tetikliyor. James Webb'in görüntülerinin inanılmaz hassasiyeti, milyarlarca ışık yılı boyunca dağılmış olan arka plandaki diğer galaksilerin ayrıntılarını da görmemizi sağlıyor. James Webb Teleskobu'nun yayınlanan ilk görüntülerinden biri, Pegasus takım yıldızında yer alan ve 1877 yılında Marsilya Gözlemevi'nin teleskobu sayesinde keşfedilen 5 galaksiden oluşan Stefan Beşlisi'ne ait. Bu galaksi grubunda 5 galaksiden sadece 4'ü kütle çekimsel olarak ilişkilidir. NGC 7320 olarak adlandırılan 5. ve en parlak galaksi,
sadece bizim gözlem noktamızdan, diğer dördünün ön planında göründüğü için diğerlerine yakın görünür. Aslında Dünya'dan 40 milyon ışık yılı uzaktayken, diğer dört gökada NGC-7317, NGC-7318A, NGC-7318B ve NGC-7319 290 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Önünüzdeki görüntü, 1000 farklı grafik dosyasının birleştirilmesiyle oluşturuldu. Bu nedenle Stefan Beşlisi'nin bugüne kadarki en ayrıntılı görüntüsü budur. Stefan Beşlisi'nin 4 ilişkili gök adası arasında NGC-7319 gök bilimcilerin özellikle ilgisini çekmektedir. Bu galaksi, Güneş'in 40 milyar katına eşdeğer bir ışık enerjisine sahip, aktif bir galaktik çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Bu enerji, 24 milyon Güneş kütlesine sahip, süper büyük kütleli bir kara delikten gelmektedir. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, galaksimiz, Samanyolu'ndaki SRGA kara deliğinin kütlesi, 4 milyon Güneş kütlesinden biraz daha fazladır. James Webb'in MIRI aracının orta çözünürlükteki spektrometresi, bize NGC-7319'un merkezi kara deliğinin yakınındaki gazın ölçümlerini verebildi. Kara deliğe yakın spektrumları ölçerek, gazın kara deliğin rezervuarında, yani yığılma diskinin kenarında bulunan gaz rezervlerinde daha soğuk ve daha yoğun olduğunu gözlemledik. Orada galaksinin merkezi bölgelerinin ışığını emecek büyük miktarlarda moleküler hidrojen ve silikat tozu buluyoruz. Bu silikat tozları plaj kumuna benzer bir bileşime sahiptir. Ancak kum tanelerinden çok daha küçük tanelere sahiptir. Kara deliğe yakın bölgede gazlar sıcak ve iyonize olup demir, argon, neon, sülfür ve oksijen gibi elementler bulunur. Bu verileri analiz ederek kara deliğin etrafındaki plazma akışlarının özelliklerini ve kökenlerini daha iyi anlayabilecek olan gök bilimciler için ilginç bilgilerdir. Stephens Quintet'in görüntülerinin hassasiyeti sayesinde gök bilimciler füzyonu ve galaksiler arasındaki etkileşimleri inceleyebilmeyi umuyorlar. Halk üzerinde en büyük etkiyi yaratan görüntülerden biri de yaratılışın sütunlarıydı. Mavi, kırmızı ve gri'nin tonlarını içeren bu güzel görüntüyü gördüğünüzde nedenini anlayabilirsiniz. Peki yaratılış sütunları nedir? Yaratılış sütunları 95 yılında Hubble tarafından çekilen bir görüntüyle meşhur olmuştur. Kartal Nebulası'nın kalbinde yaklaşık 6500 ışık yılı uzaklıkta yıldız oluşturan bir alandır. Kartal Nebulası, Samanyolu'ndaki en verimli yıldız oluşum alanlarından biridir. James Webb'in kızılötesi görüşü, bir kez daha gaz ve toz bulutlarının arkasını görmemizi sağlayarak, yıldızlarla gaz ve toz perdelerinin çok yoğun olduğu bir alanı ortaya çıkarmıştır. Aslında James Webb görüntüsünde, Hubble görüntüsünden çok daha fazla yıldız görüyoruz. Kırmızı noktalar olarak görünen yıldızlar, sadece birkaç yüz bin yaşında olan bebek yıldızlardır. Toz ve gaz bulutlarında görülebilen kırmızı çizgiler, daha sonra yıldız olacak olan, yeni oluşmakta olan gaz toplarıdır. MIRI aracı tarafından çekilen bir başka görüntü, bazen yıkım sütunları olarak da adlandırılan bu yaratılış sütunlarına başka bir bakış açısı kazandırıyor. Peki neden? Çünkü devasa toz sütunlarının şekli, genç büyük kütleli yıldızların sürekli mor ötesi radyasyonunun neden olduğu aşınmadan kaynaklanmaktadır. Bu toz sütunları bu nedenle nispeten hızlı bir şekilde yok olmaya mahkumdur. MIRI cihazının ürettiği görüntüde daha az parlak yıldızlar görürüz. Aslında cihaz yalnızca 5.6 ile
25.5 mikron arasındaki dalga boylarına duyarlıdır. Ve yıldızlar bu dalga boylarında neredeyse hiç ışık yaymazlar. Miri görüntüsü sadece gaz ve tozla, gaz ve toz kozasına sarılmış bazı genç yıldızları göstermektedir. Ayrıca artık bu kozaya sarılmamış olan ve görüntüde mavi renkte görünen bazı yıldızları da görüyoruz. Yaratılış sütunlarının bu daha kesin görüntüleri, gökbilimcilerin ve bilim insanlarının yıldız oluşum modellerini güncellemelerine olanak sağlayacaktır. James Webb Teleskobu, Jüpiter'in, uydularının, halkalarının ve aurasının da güzel görüntülerini elde etti. Gökbilimcilerin Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin 2,5 katını yutabilecek bu devasa gezegeni daha da iyi anlamalarına yardımcı olacak hassas görüntüler. Bu etkileyici görüntü, James Webb Yakın Kızılötesi Kamerası, NIRCam'den elde edilen veriler sayesinde mümkün oldu. Toplanan veriler, özellikle halk için net görüntüler oluşturacak şekilde uyarlanmıştır. Kırmızı renkte gösterilen alanlar en uzun dalga boylarına, mavi renkte gösterilen alanlarsa en kısa dalga boylarına karşılık geliyor. Jüpiter'in kuzey ve güney kutupları etrafındaki sisler sarı ve yeşil renklerle renklendirilmiştir. Auroraları ve Jüpiter'in alt bulutları tarafından yansıtılan ışığı ortaya çıkarmak için kırmızımsı bir filtre uygulanmıştır. Ve mavi bir filtre daha derin bir ana bulut tarafından yansıtılan ışığı temsil eder. Jüpiter'in auroraları, Güneş'ten gelen ve manyetik alanına tepki veren yüklü parçacıklardan oluşur. Başka bir deyişle, bu yüklü parçacıklar atmosferdeki atom ve moleküllere çarparak kendilerine özgü bir dizi dalga boyunda ışık yayarlar. Jüpiter'in manyetik alanı, manyetosferden gelen yüklü parçacıkları kutup bölgelerine doğru yönlendirir. Jüpiter'in auroraları, dünyada kutuplarda görebileceklerinizin aksine kalıcıdır. En enerjik olanları, Ay uydusundan gelen madde yansımalarından doğar. Ay'dan gelen elektronlar, sülfür ve oksijen iyonları, Jüpiter'in manyetik alanı tarafından taşınır ve gezegenle aynı hızda dönmeye başlar. Yavaşça kaçmadan önce, Ay'ın yörüngesinde birikirler ve aurorayı yaratan bir dizi dalgaya, elektrik akımına ve manyetik yeniden bağlantıya neden olurlar. Ağustos 2021'de yapılan bir çalışma, bu auroraların tüm gezegene ısı sağlayan bir radyatör gibi olduğunu göstermişti. Jüpiter'in halkalarına gelince fotoğrafta sönük gözüküyorlar. NASA'ya göre gezegenden 1 milyon kat daha az parlaklar. Fotoğrafta Jüpiter'in yüzeyindeki rüzgarları ve fırtınaları da görebilirsiniz. Yansıttığı büyük miktarda güneş ışığı nedeniyle fotoğrafta beyaz gözüken büyük kırmızı leke aslında tüm dünyayı saracak kadar büyük bir fırtına. Size ne kadar etkileyici gelse de Jüpiter'in atmosferindeki bu devasa antisiklon 15 bin kilometre genişliğinde ve yaklaşık 12 bin kilometre uzunluğundadır. Yani saatte yaklaşık 700 kilometre hızla esen rüzgarlara eşdeğerdir. Geçmişte boyutları çok daha büyüktü. Büyük kırmızı leke 1665 yılında keşfedilmiştir. Yani 350 yıldan daha eskidir. Rengi başlangıçta kırmızı iken yıllar içinde daha kahverengimsi bir tona dönüşmüştür. Görüntüde ayrıca Jüpiter'in 79 uydusundan ikisi olan Amalthea ve Adrastea'yı da görebilirsiniz. Bunlar çok küçük ve fark edilmeleri çok zordur. Halen Güneş sistemimizde bulunan James Webb, Neptün'ün halkalarının son 30 yıldaki en nefes kesici görüntüsünü elde etti. Voyager 2 uzay aracının Ağustos 1989'da Neptün'ün yanından geçmesinden bu yana Neptün'ün halkalarının bu kadar net bir görüntüsünü görmemiştik. 21 Eylül 2022'de James Webb Teleskobu tarafından çekilen buz devinin etkileyici fotoğrafları yayınlandı. Bu resimler bir dönüm noktasıdır. Çünkü Neptün'ün halkalarını
ilk kez kızılötesinde gözlemleyebiliyoruz. Bu görüntülerde sizi şaşırtması gereken bir şey daha var. Neptün mavi değil, beyaz gri görünüyor. Neptün, atmosferindeki metan nedeniyle görünür ışıkta gözlemlediğinizde mavidir. Bu yüzden Hubble görüntülerinde mavi gözüküyor. James Webb Teleskobu tarafından yakın kızılötesinde çekilen görüntü ise beyaz gri renkte. Neptün'ün halkaları ve ilgi çekici renginin yanı sıra görüntü başka sürprizlerle de ortaya koyuyor. Neptün'ün kutuplarından birinde NASA'nın garip ışık olarak tanımladığı şeyi görüyoruz. James Webb Teleskobu ayrıca görüntüde küçük bir yıldızla karıştırmış olabileceğiniz Triton'da dahil olmak üzere Neptün'ün 14 uydusundan 7'sini fotoğrafladı. Şaşırtıcı görünse de Triton uydusu cüce gezegen Plüton'dan bile daha büyük. Bu nedenle görüntüde çok görünür, özellikle de azot buzundan oluşan, yüzeyinde güneş ışığının yansıması nedeniyle Neptün kadar parlak göründüğü içindir. Çünkü Triton, güneşten gelen ışığın %70'ini yansıtmaktadır. Görüntülerde ayrıca Galatya, Naiad, Thalassa, Larissa, Proteus ve Despina uydularında görebiliyoruz. Gökbilimciler bu görüntüleri coşkuyla karşıladılar. Neptün'ü görüntülemek zordur. Çünkü Güneş'ten bizden 30 kat daha uzakta yer alır. Bu nedenle çevresi oldukça karanlıktır. Buna ek olarak Güneş sistemimizin 8. gezegenini keşfetmek ve anlamak şimdiye kadar sadece bir uzay görevi için gerçekleştirilmiştir. Bu görev 1989 yılında Amerikan sondası Voyager 2'nin görevidir. Bu görev Neptün'ün halkalarının keşfedilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte 15 Aralık 2020'de Hubble tarafından keşfedilen fırtına olabilecek ancak garip bir şekilde gelişen garip karanlık noktada dahil olmak üzere Neptün'de hala çözülmesi gereken birçok gizem var. Gökbilimciler ayrıca Neptün'ün öngörülemeyen davranışlara sahip uyduları hakkında da daha fazla bilgi edinmek istiyorlar. Özellikle NASA, kaçınma dansı olarak adlandırılabilecek bir şekilde birbirlerinden sürekli kaçınan küçük uydular Naiad ve Thalassa ile ilgili bir çalışma yayınladı. Bu iki uydu, özellikle de Naiad, garip bir yörüngeye sahip. Ancak yörüngesel bir rezonansla birbirlerine bağlı kalmaktadırlar. En önemlisi, gökbilimciler Neptün'ün kalbine elmas yağıyor olabileceği hipotezini doğrulamak istiyor. James Webb'in bir sonraki keşifleri daha fazlasını öğrenmemize yardımcı olacak. James Webb'in etkileyici keşifleriyle ivmemizi devam ettiriyoruz. Teleskop 2 Eylül 2022'de Güneş sistemimizin dışında orta kızılötesinde bulunan bir öte gezegenin ilk doğrudan görüntülerini ortaya çıkardı. Bu öte gezegen HIP-6542-6b. Bildiğimiz anlamda yaşam barındırması mümkün olmayan bir gaz devi. Özellikle de atmosferinin sıcaklığının 1400 santigrat derece olduğu tahmin edildiğinden böyle söyleniyor. Şimdilik Jüpiter'in kütlesinin 6 ila 12 katı olduğunu biliyoruz. Teleskoptan elde edilen veriler, gökbilimcilerin bu tahmini daha sonra düzeltmelerine yardımcı olacaktır. 15 ila 20 milyon yıl yaşında olabilir. Bu nedenle gezegenler ölçeğinde oldukça gençtir. Karşılaştırma için, Dünya 4,5 milyar yaşındayken, HIP, yıldızından 90 astronomik birim uzaklıkta yer almaktadır. HIP'nin bu görüntüleri, yakın gezegen sistemlerinin doğrudan gözlemlerine adanmış ERS-1387 programının ilk görüntüleridir. Yakın zamanda James Webb Teleskobu, 41 ışık yılı uzaklıkta LHC-475b adında kayalık bir öte gezegenin varlığını doğruladı.
bu öte gezegenin Dünya ile pek çok benzerliği var. Bir atmosfer olabilir ve çapı Dünya'nın %99'u kadar. Sıcaklığı Dünya'nınkinden çok az daha sıcak olsa da yine de birkaç yüz derece daha sıcaktır. Bu da onu Venüs'e Dünya'dan daha yakın kılar. Evet, LHC 475b, yıldızı LHC 475'e çok yakındır. Etrafından dolaşmak sadece 2 gün sürer. Yani yıldızı bir kırmızı cüce, yani Güneş'ten 2 kat daha soğuk, ancak James Webb'den gelen veriler hala çok yüksek sıcaklıklara işaret ediyor. Şu anda 2 hipotez var. Ya LHC 475b'nin atmosferi yok ya da %100 karbondioksitten oluşan bir atmosferi var. Gerçekten de spektroskopideki analizler bunun atmosferi olmayan bir dünya olduğunu düşündürmektedir. Ancak %100 karbondioksitten oluşan bir atmosferde kompaktlığı nedeniyle spektroskopik okumalarda böyle görünecektir. Bu öte gezegeni keşfetmek için James Webb'e bir başka teleskop olan TESS yardımcı oldu. 2018'de fırlatılan bu teleskop, uzaktaki güneşlerin parlaklığını ölçmek için gökyüzünü tarayan 4 geniş alan kamerasına sahiptir. Yıldızının parlaklığında bir azalma gözlemleyerek bu öte gezegenin varlığını varsaydı. Bu da bir gezegenin yörüngesinde olduğunu gösterebilirdi. James Webb daha sonra transit yöntemiyle, yani LHC 475b'nin yıldızının önünden geçişini gözlemleyerek varlığını doğrulayabildi. Bu öte gezegenin James Webb'den bir yıl boyunca nasıl kaçabildiğini merak edebilirsiniz. Bunun nedeni, James Webb'in gözlem süresinin çok değerli ve görüş alanının çok küçük olması. Bir gezegenin yıldızının önünden geçişini görme umuduyla gökyüzünün tek bir bölümünde çok uzun süre sabit kalmasıdır ki buna geçiş denir. Bir öte gezegen bir yıldızın önünden geçtiğinde yıldızın parlaklığında bir azalma gözlemleriz ki bu da zaten gezegenin varlığının önemli bir göstergesidir. Bu küçük kayalık topun bir atmosferi var mı? 2023 yazında yapılacak daha ileri gözlemler gökbilimcilere daha fazla yanıt sağlayacak. Eğer varsa bu atmosfer nelerden oluşuyor? Dünya dışı bir yaşam formu barındırıyor olabilir mi? Her halükarda LHC 475b'nin James Webb tarafından keşfi, teleskobun Dünya'ya benzer başka kayalık gezegenleri de bulabileceğini göstermesi açısından şimdiden umut verici. James Webb'in Kasım 2022'de yayınladığı bu fotoğraf, Boğa takım yıldızında yer alan L1527 adlı bir protostarın oluşumunu gözler önüne seriyor. Yaklaşık 100 bin yaşındaki bu genç yıldızın yaydığı ışık kum saati şeklindedir. Dolayısıyla bu fenomene kozmik kum saati lakabı verilmiştir. Kum saati oluşmakta olan yıldızdan materyalin fırlatılmasıyla oluşur. Materyal protostardan uzaklaştıkça çevresindeki materyalle çarpışır ve boşluklar oluşturur. Kozmik kum saatinin merkezinde protostarı malzemeyle besleyen dönen bir gaz diski olan protoplanet diski gözlemleyebiliriz. Görüntüde yıldızı kısmen gizleyen yatay bir çubuk oluşturuyor. NASA ve ESA'ya göre L1527'nin bu görüntüsü, Güneşimizin ve Güneş sistemimizin ilk günlerinde nasıl göründüğüne dair bir pencere açıyor. Çünkü L1527, yıldız oluşumunun en erken evresinde henüz termonükleer füzyona başlamadı. Gökbilimciler modelleri sayesinde bundan sonra ne olacağını biliyorlar. Ve L1527'nin gözlemi bunu doğrulamalarını sağlayacak. Genç yıldız kütle kazanacak, sıkışacak ve füzyon başlayana kadar çekirdeğin sıcaklığı artacak. İşte tam bu anda bir yıldız doğacak. James Webb Teleskobu'nun başlıca keşifleri arasında bir tur attık.
Bunlar oldukça etkileyiciydi. Gökbilimciler James Webb'in sonuçlarından fazlasıyla memnunlar. Birçok görüntü hipotezleri doğrulamayı başardı ve geriye sadece galaksilerin doğuşunu ve yıldızların oluşumunu daha iyi anlamak için gözlemde daha da ileri gitmek kaldı. James Webb'in 2023 programı şimdiden çok yoğun. Teleskop özellikle dikkatini Kuiper kuşağındaki nesnelere çevirecek. Kuiper kuşağı, Güneş sisteminin Neptün'ün yörüngesinin ötesinde 30 ila 55 astronomik birim arasında uzanan halka şeklindeki bir alanıdır. Şekil olarak asteroid kuşağına benzer. Ancak 20 kat daha geniş, 20 ila 200 kat daha büyüktür. Plüton ve Hümacüce gezegenleri de dahil olmak üzere Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan buzlu cisimlerden oluşur. Gökbilimcilerin amacı bu cisimlerin atmosferinin bileşimini, özellikle de buradan yansıyan güneş ışınlarını analiz ederek incelemektir. James Webb Teleskobu 2023 yılında Samanyolu'nun merkezindeki kara delik Sagittarius A ve Iris Nebulası üzerinde de çalışacak. Iris Nebulası ya da NGC 7023, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta Cepheus takım yıldızında yer almaktadır. Yansıma bulutsusu olarak da adlandırılan bu bulutsu, yakındaki bir veya daha fazla yıldızın ışığını yansıtan bir toz bulutudur. Yansıma bulutsuları genellikle yıldız oluşum alanlarıdır. Dolayısıyla gökbilimcilerin evrenin bu bölgesine olan ilgisi de buradan kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak bilim insanları bu nebulada garip fenomenler tespit ettiler. Dev fulleren moleküllerin oluşumu, böyle bir ortam için çok karmaşık olan 60 karbon atomundan oluşan zincirler. Son olarak bazı gökbilimciler, James Webb'in bilim camiasını karanlık maddenin varlığına inananlarla tam tersine yeni hipotezler öne sürenler arasında bölen meşhur tartışmaya yanıt verebileceğini umuyor. Bu galaksilerin kökenini ve davranışını tanımlamak için yerçekimi ve mekanik yasaların değiştirilmesi gerektiğine inanan Mond teorisinin savunucularının durumudur. Mond teorisi ya da değiştirilmiş Newton dinamiği teorisi 1980'lerde İsrailli fizikçi Mordechai Milgrom tarafından ortaya atılan ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland kentindeki Case Western Rivers Üniversitesi'nden Stacy McGuff tarafından savunulan karanlık madde kavramına bir alternatiftir. James Webb tarafından tespit edilen ve standart kozmolojik modelin henüz açıklayamadığı eski galaksilerin neden bu kadar hızlı oluştuğunu açıklayabilir. James Webb'in halefi şimdiden biliniyor. Peki adı ne? Roma Uzay Teleskobu. Bu yeni teleskop esas olarak karanlık madde ve karanlık enerji çalışmalarına adanacak ve 2027 yılına kadar James Webb'in yerini alacak. Ancak 9 Ocak 2023'te NASA Roma Uzay Teleskobu'nun yerini alabilecek gelecekteki büyük gözlem evine ilk bakışını verdi. Geçici adı Yaşanabilir Dünyalar Gözlem Evi olarak biliniyor. Bu büyük gözlem evinin görünür mor ötesi ve kızıl ötesini görebilmek için 6 ila 8 metrelik bir aynası olacak. Yaşanabilir öte gezegenleri ve üzerlerindeki potansiyel dünya dışı yaşam belirtilerini keşfedebilecek. İlk görev, dünyaya en çok benzeyen 25 öte gezegeni ayrıntılı olarak incelemek olacaktır. Bu, galakside yaşamın yaygın olup olmadığını istatistiksel olarak doğrulamak için gerekli minimum değerdir. Teknik olarak bu gözlem evinin teleskobunun James Webb teleskobuyla ortak bir ölçü olmaksızın çok büyük bir kararlılığa sahip olması gerekecektir. Astronomi tarihinin en güçlü teleskobu olan James Webb'in keşiflerinin kalbine yaptığımız bu olağanüstü yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. Gökbilimciler, bilim insanları ve kamuoyu
James Webb tarafından üretilen görüntü ve veriler karşısında hayal kırıklığına uğramaktan çok uzak. Sadece bir yıl içinde pek çok keşif yapıldı. Teleskop, bilim insanlarının beklentilerini aştı ve daha önce teorize edilen birçok nesne ve olgunun varlığını doğruladı. Ayrıca gökbilimcileri büyüleyen dünya dışı yaşam arayışında iki önemli unsur olan dış gezegenlerin tespiti ve atmosferlerinin analizi de dahil olmak üzere yeteneklerini ortaya koydu. Ama hepsinden önemlisi James Webb sonunda bize evrenimizin oluşumu hakkında gerçek cevaplar sağlayabilir. Çünkü teleskop büyük patlamadan 100 milyon yıl sonra ortaya çıkan nesneleri gözlemleyebiliyor. Bu da gökbilimcilerin evrenin tarihinde daha da geriye gitmelerine ve belki de bir gün kozmosun ilk anlarının büyük gizemini aydınlatmalarına olanak tanıyacak.